Değerli izleyenler, Azerbaycan ordusu İran sınırında Ruhani çıldırdı. Nihayet İran orada bir sınırı olduğunu hatırladı. O kadar kardeşmiş ki Ermenistan'la, sınırı unutmuş bile. İyi yerden yakaladım değil mi? Evet, iyi yerden yakaladım. Ve sınıra aldığımız son bilgiler. Sınır boyunca konuşlanan 11 devri muhafızı varmış. Devri muhafızı mı, zelil muhafızı mı, siz karar verin. Aliyev'den de bu duruma sert karşılık geldi. Evet, kaynaklardan aldığımız bilgiler, Aliyev'in açıklamalarında İran'a da dolaylı bir yanıt olduğu ve İran'ın kendisine çekidüzen vermesi gerektiği yönünde. İran, evet, nihayet sınırı olduğunu hatırladı. Ermenistan'la sınırını korumuyor bile, dikkate bile almıyor. Bu ne kadar samimiyet? İran'la Ermenistan aynı millet mi ve aynı cenahtan mı? Ne oldu? Sınırı korumak nereden aklına geldi? Evet, Ermenistan sınırlarını Rusların ve İranların koruduklarına, geri kalan kuvveti siz Türklere harcayın diye yaptıkları çalışmaları iki Türk devleti de bilmekte. İşte bu hususları biliyoruz. Evet, bu hususları bildiğimiz için tabii ki Aliyev açıklamasında ne demişti? Minsk grubu dedik ama tabii ki bu değerlendirdiğimiz, özellikle çok değerli kaynaklardan değerlendirdiğimiz bu durum F-16'ları görecekler açıklaması İran'a uyarı niteliğinde. Yani o sınır yol geçen hanı değil diyor Aliyev. Evet, o sınır yol geçen hanı değil. İran'ın yaptıkları, İran'ın bu davranışlarına tabii ki Ermenistan sevgisini ekleyebiliriz. Ermenistan'ın bölgedeki en büyük müttefiki şu anda Rusya'dan da çok İran. Hadi bakalım oradan demeyin. Çünkü Putin'in Paşinyan'la olan sorunu tutarsızlık ve destekte bir kargaşaya neden oldu. Özellikle Karabağ'da Rusların hızla yardıma geleceğini düşünen Paşinyan ortada kaldı. Onu tek bu dönemde tutan güç Ruhani ve ekibi oldu. Ruhani'nin destekleri ve çabaları sayesinde kendisine gelen ve Fuzuli cephesinde çok yardımlar alan, evet, bu konuda kendisini güçlü hisseden Paşinyan'a karşı Türkiye desteğini alan Aliyev'den de açıklama geldi. Şimdi İran'ın kara birliklerinin oradaki Azerbaycan kuvvetlerine yapacağı bir taciz, F-16'larımızın artık kalkmalarına ve İran hedeflerini eskisi hale getirmek için hızla adım atmalarına neden olacak. Ayrıca Azerbaycan'ın bu müdahalelerinde, askeri çalışmalarında İran'ın bu hamleleri boşa çıkarılacak. Evet, Azerbaycan ordusu, kardeş İslam ülkesi olan bir Azerbaycan'ın ordusu İran sınırına gelince sınırı korumayan veya sınırı boş bırakan, Ermenistan'a güvenen bir devlet olan İran, Azerbaycan olunca bir panik yaptı, ne dersiniz? Ulusal çıkarım böyle diyor açıkça belirtmeseler de. Onlar ulusal çıkarlarının Azerbaycan yerine Ermenistan olduğunu düşünüyorlar. Halbuki kardeşlik bağları, dini bağlar geri planda kalmış İran için. Ama bir husus daha var. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. İran'ın sözel yaptığı beyanatlarla sahadaki durum örtüşmüyor. Bunu dost düşman herkes biliyor. Özellikle İran'ın sınır boyunca konuşlandırdığı bu birlikleri Türkiye'de dikkatle izliyor. Ama şu husus var ki Pakistan'ın ve Türkiye'nin özellikle Azerbaycan'a yapılacak müdahaleler konusunda teyakkuzda olduğu bir gerçek. Ama kahraman Azerbaycan ordusunun sahada ansızın ve sürpriz bir şekilde yıldırım gibi ilerlemeleri gerçekten Amerika'nın uykusunu kaçırıyor, Fransa'nın uykusunu kaçırıyor. Ama şu husus var ki artık Ruhani çıldırsa da, artık Ruhani beddua seansları yapsa da, gece gündüz sövse de, ne yaparsa yapsın Azerbaycan ordusu oraya yerleşti. Sindirecekler. Evet, Azerbaycan ordusunun orada olduğunu sindirecekler. Bu ne demek? Sen orayı korumuyorsun, silah yolluyorsun. İkinci durumda Amerika Birleşik Devletleri, özellikle yakında seçim var. Diyeceksiniz ki Amerika, evet, Amerika'da Ermeni lobisi, Yahudi lobisinden sonra etkin lobilerden birisi. Hem Rum lobisi var, hem Ermeni lobisi var. Bunun yanında Yahudi lobisi var. Amerika tek bir millet değil. Adı üstünde Birleşmiş Milletler. Ne yapıyorlar seçim dönemi? Her nabza göre şerbet veriyorlar. Burada Ermeni oylarını çekmek için
Bayramov'u ve özellikle Ermenistan Dışişleri Bakanı'nı çağırdılar. Orada dostlar elince de görsün hesabı. Ne oldu? Azerbaycan da kırmadı, ateşkes dedi. Birkaç saat sonra zaten bozulacağı belliydi. Şimdiye kadar Karabağ bu kadar yakınken Minsk grubu üyelerinin engellemeye çalışması dost ülkelerin desteğiyle hiçbir önem taşımıyor. Dost ülkelerin desteği Minsk grubunun baskılarını boşa çıkarıyor. İran, Pakistan'dan Azerbaycan ve Türkiye arasında bir nevi tost olmak istemiyor. Yani arada sıkışmak istemiyor açıkçası. Kendilerine öyle bir yön çizmişler. Ama bir husus var ki korkunun ecele faydası yok. İşte Azerbaycan kuvvetlerinin oradaki kardeşleri, Azerbaycan'daki kardeşlerinin sevinç gösterileri arasında yürürkenki görüntüleri, işte İran'ın korktuğu görüntü bu. Bakın, bölgede dengeleri değiştiren, uyan dev uyandırdı denen açıklamalar bunlar. Kardeş ülkemizin, evet, kahraman ordusunun geçişinde binlerce insan İran sınırından sevgi nidalar atıyor. Bakın, gözlerimizi yaşartan kareler bunlar. Bunlar 30 senedir o askeri orada görmek istediler. 30 sene, 30 sene. Düşünebiliyor musunuz? 30 sene o askerleri görmek istediler. Ve şükürler olsun ki Rabbime, işte bu jipler Aras Nehri çevresinde giden bir kahraman askerimizin şu anda, evet, aracı. Bakınız. Yani bu kareler bizi mutlu ediyor, ruhaniye çıldırtıyor. Bu kareler bizi mutlu ediyor. Şimdi ruhani ne yapabilir? Ruhani, şimdi olayın aslına geleceğim. Değerli izleyenler, çok dikkatli olmalıyız. Nokta operasyonlar ve huzursuzluklar, istikrarsızlıklar çıkarmaya çalışabilir. Orada terör olayları oluşturmaya çalışabilir İran. Bu konuda Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar yine önem taşıyor. Dağlarda 5-6 kişilik, 10 kişilik terör gruplarıyla devrim muhafızlarının terör faaliyetlerine yürümesine karşı Türkiye hem SİHA'ları hem de özel hareketçileri gerekse getirir, oradaki İranlıları etkisiz hale getirir. Yeter ki başka ülke giderse böyle olur. Evet, Başkomutan Sayın Aliyev'in dediği gibi başka ülke giderse böyle olur. Türkiye'nin özel kuvvetleri, Türkiye'nin özel harpçileri dağlarda çok büyük operasyonlara katılmış, çok çetin ve deneyimli personeller. Yani İranlıları orada keklik gibi avlarlar. Bu yüzden Ruhani evinde, ocağında, İran'daki Kisra saraylarında bol bol beddua etsin dursun. Ne yapıyordu? Kuzu çeviriyorlardı Paşinyan'dan sınırda. Şimdi kuzu çevirecek durumları kalmadı. Evet, onların Ermeni dostluğu bu dünyadaki İslam alemindeki İran çıbanının başı oldu. Evet, Aliyev'in zamanında ve yerinde açıklaması İran'ı terbiye etti. İran'dan uçuk ve ani adımlar beklemiyoruz. Çünkü Türk dünyasının ani refleksi onları esir alabilir. Beni izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkürler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.